Evet, bugün çok kıymetli misafirlerimiz vardı. Siyasi partilerimizin çok değerli grup başkan vekillerini Türkiye Barolar Birliği'nde ağırladık. Malum dün meclis açıldı. Yaklaşık bir ay kadar önce de yeni adli yılı açtık. Maalesef ülkemizde yargıya ilişkin krizlerin derinleşerek ilerlediği bir süreçten geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığı, hukukun üstünlüğüne ilişkin ciddi sorunların olduğu bir dönemde gerek yargı kurumlarının, başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere, gerekse siyaset kurumunun yurttaşın hukuki güvenliğini sağlamak noktasında çok büyük sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda biz tarihimizin her döneminde olduğu gibi bu dönemde meclisle en üst seviyede bir işbirliği ile bu görevimizi, yurttaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bu anlamda bu tür ziyaretleri, bu işbirliğini çok kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bugün bizi ziyaret eden, Türkiye'deki hukuk sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerimizi alan, fikirlerimize değer verdiklerinizi hissettiren kıymetli grup başkan vekillerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugün Barolar Birliği'ni, değerli başkanımızı, çok kıymetli grup başkan vekillerimiz, TİP'in değerli temsilcisi Serra Kadıgil ile ziyaret ettik. Evet, yargının çok önemli sorunları var. Avukatlarımızın çok önemli sorunları var. Biz yasama organı olarak, onun bir üyesi olarak yargı organlarını, Barolar Birliği'ni çok önemsiyoruz. Çünkü savunma... Belki son yıllarda unutuldu. Son yıllarda savunma hakkı mevcut iktidar tarafından hiçe sayıldı ama savunma gerçekten bu ülkede adalet için, hak için, hak arama için çok önemli. Ben Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Daha sık görüşeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, diğer muhalefet grup başkan vekilleri olarak. Çünkü yargının sorunlarının çözülmesi, Türkiye'de adalet sorununun çözülmesi gerekiyor. Bu konuda beraber hareket edeceğiz. Binlerce avukat meslektaşımızla beraber. Bugün önemli bir görüşmeydi. Burada görüşmenin içeriğiyle ilgili Sayın Genel Başkan'a da bilgi vereceğiz. Temaslarımız sürecek. Baroların ve Barolar Birliği'nin yanındayız. Çünkü onlar adaletin yanında. Değerli basın emekçileri, ben de öncelikle Sayın Başkan'a ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum bizi kabul ettikleri ve nazik karşılamaları için. Tabii Sayın Başkan da ifade etti, yine CHP'nin grup başkan vekili Mahir Başkan da ifade etti. Türkiye'de çok ciddi bir sorun var. Gerçekten bugün Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışmaya açıldığı, artık Anayasa Mahkemesi kararlarının iktidarı bağlamadığının açık ve net bir şekilde ortaya çıktığı bir tablonun içerisinde biz bu ziyaretleri yapıyoruz. Az önce de Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret ettik. Tabii bütün bu ziyaretlerin gerçekten daha iyi bir ülke, hukukun güvenliğinin, üstünlüğünün sağlandığı, üstünlerin hukuku değil Tayyip Erdoğan'ın çokça söylediği gibi, gerçekten hukukun üstünlüğünün sağlandığı, yaşam hakkından tutalım fikir düşünce özgürlüğüne kadar ve savunma hakkının sonuna kadar korunmasına kadar birçok sorunun yaşandığı bir iklimin içerisinde konuşuyoruz. Yeni dönem işte yasama açıldı, meclis açıldı ama ne yazık ki bu ülkede hukuka olan güven, adalete olan güven, yargıya olan güven yerlerde. Bu anlamıyla savunmanın en önemli örgütü olan Türkiye Barolar Birliği'nin gerçekten varlığının kendisi ve aldığı tutumun kendisi bizim açımızdan çok kıymetli. Sayın Baro Başkanımıza da, yönetim kuruluna da aslında hukukta genel olarak yaşadığımız sorunları karşılıklı olarak görüşme, tartışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanımız oldu. Biliyorsunuz sık sık yargı paketleri meclise geliyor ve bu yargı paketleri ne yazık ki hukukun en önemli ayağını oluşturan, ya adalet sisteminin en önemli ayağını oluşturan savunmadan, Barolar Birliği'nin ve bağlı baroların görüş ve düşünceleri alınmadan tamamen talimatla hazırlanıp geliyor. Bu anlamıyla bu süreçte de, daha sonra gelecek yargı paketlerinde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, gerçekten bütün bu yargısal düzenlemelerinin toplum lehine, halkımız lehine ve tabii ki hukukun üstünlüğü lehine olması açısından da karşılıklı görüş alışverişinde bundan sonrası içinde bulunacağız. Hepimizin öncelikle Anayasanın ya en azından bağlılık noktasında bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedir? Bugün bir milletvekili, ki
bizim ziyaretimizin konusunda oluşturan Şerafettin Can Atalay Hatay halkının iradesi cezaevinde tutsak edilmiştir. Yine aynı şekilde Kobani Kumpas davasıyla bizim arkadaşlarımız bütün silahların eşitliği ilkesi reddedilerek cezaevinde halihazırda tutulmaya devam ediliyorlar. 400 yılı aşkın cezalarla cezalandırılmaya çalışılıyorlar. Gezi yine aynı şekilde bu ülkenin en önemli dönemeçlerinden birini oluşturan Gezi mahkum edilmeye ve onun üzerinden topluma hiza verilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Hukuk herkese gerekiyor. Bizim hukuk için hukukun adaleti savunmamız gerekiyor. Hukukun üstünlüğünü savunmamız gerekiyor. Ve AKP-MHP ittifakının bu anayasa tanımayan, hukuk tanımayan yaklaşımlarına karşı da işbirliği yapmamız, daha fazla yan yana gelmemiz temel bir ihtiyaç. Ben tekrardan Sayın Başkan'a ve yönetim kuruluna bizi kabul ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sık sık görüşme temennimizi ifade etmek istiyorum. Evet, ben de kısacık şunu söylemek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz ay adli yılımız açıldı. Dün itibariyle de sözde yasama yılı başlamış bulunuyor. Bizler de bu çerçevede diğer siyasi partilerden arkadaşlarımızla birlikte bu ülkede güçlülerin değil, haklıların hukukunu savunan herkesle bir araya gelmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya, hepsinden önemlisi güç birliği yapmaya devam etmek için bu temasta bulunuyoruz bugün. Ben de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum hem Veli Başkan'a hem Erinç Başkan'a. Bir de kişisel olarak, avukat olarak bir teşekkürüm var. Saray işgali altındaki meslek birliğimizi kurtarıp içine girip hakikaten hukuktan, adaletten bahsedebileceğimiz şekilde meslek birliğimizi geri aldıkları için de müteşekkirim. Can Atalay hakkındaki destekleri konusunda da buradan hem Barolar Birliğimize hem onların nezdinde hukukun üstünlüğüne inanan tüm barolarımıza da teşekkür ediyoruz. Sanmasın ki AKP biz istediğimizi yapacağız, istediğimiz gibi at koşturacağız, anayasayı da takmayacağız, mahkemeleri de kapatacağız. Öyle bir dünya yok. Hem çeşitli siyasi partilerden hem ömrünü hukuka vakfetmiş insanlardan 20 yıldır karşısında bulduğu direnci bulmaya devam edecek. Bu memleket sahipsiz değil.